Efendim, yağmurlu ve rüzgarlı bir New Jersey gününden hepinize merhabalar. Bugün sizler için Amerika'da Türk marketinden 100 dolara yani 100 birime neler alınabilir videosu çekeceğiz. Burada Türk ürünleri Türkiye'den geldiği için normal ürünlere kıyasla biraz daha pahalı. Hem buradaki alım gücü hakkında fikir sahibi olmanız hem de Türkiye'deki fiyatlarla Amerika'daki fiyatları birim bazında kıyaslamanız açısından faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi 100 birimle alışverişimize başlayalım. Önce bir peynir alalım. Buradan ezine peynir alayım. 8.49. Bir tane de yoğurt alayım. Merve yoğurt. 5.29. 8.49. 12-13 dolar civarındayım şu anda. Tadım çekirdek. Çekirdek alayım Alper. Çekirdeksiz olmaz. Hangi? Tuzlu mu seviyorsun yoksa normal mi? Bol tuzluyu çok tercih etmiyorum. Normalinden alayım ya. 3.99. Güzel. Biraz da fındık mı alsın? Şurada açık fındıktan hemen alalım. Açık fındıktan alalım. Hayatta fındık demiyordum. Fındık sağlıklıdır Alper. Evet. Yeterli bence. İyi değil mi? Evet. Sonra açık fındıklar dayatlıyor. Evet. 10.99 pound fiyatı. Hafta sonu bir mangal yapalım o zaman Alper. Ne yapalım mangalda? Köfte. Köfte yapalım mı? Tamam. Köfte yapalım. Bir de yanına tavuk yapalım istersen. Tavuk ve köfte güzel fikir. Yanına da Amerikan salatası yapabiliriz. Süper. Garnitür olayım şuradan. 3.49. Yeter mi bir tane? Bir tane yeter. Yanına da patlıcan ezmesi. Tamam. Şöyle. Nedir fiyat? Közlenmiş patlıcan. Evet. 3.49 bu da. Yoğurt var. Amerikan salatası için mayonez lazım. Şuradan mayonez alalım. Şuradan. Tat mayonez. Başka sos. Alalım? Sos olarak acı sos, hot sos alıyorum. Çay yok bu arada. Çay alalım. Tuz da alayım ya. Kalas 1.99. Neredeyse bütün Türk ürünleri var. Var her şey var burada. Az önce Sabahattin abiyle konuşurken bazı ürünlerin hatta Türkiye'de olmadığını söyledi. O da ilginç. Bak buradan çayın yanına bir şeyler alabiliriz artık. Evet. Hanım eller. Hanım eller tabii güzeldir. 1.99 herhalde. Evet. Biz kendi alayım mı? Bunu mu alayım, bunu mu alayım artık? Ne farkı var? Bu yeni galiba. Bunu deneyebiliriz. Tutku muydu o? Farklı. Sanki bu daha iyi gibi. Okey. Şöyle eti var. Çok fazla tatlıya girmek istemiyorum. Evet. Rejimdeyim biliyorsun. Şunları çok yiyordum. Dikkat. Sen ne tarafta? Türk loku mu? Lokuma girmeyelim ya. Çok tatlı geliyor bence. Çay burada. Çay alalım. Hangisini alayım? Filiz mi yoksa Çaykur mu? İkisini birlikte karıştıralım. Öyle mi diyorsun? Çaykur. 4.99. 4.99. Bir tane daha alır. Filiz mi alalım? Evet. Tamam. İkisi 10 dolar. 10 birim. Evet. Şöyle. Kahve diğer de alayım. Diğer çayların fiyatları nasıl? Şuradan kahve de alayım. Evde kahve yoktu. 5.99. Soğan lazım. Soğan nerede? 79 pound.
saniye yeter. Recep abi merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olasın. Bize birazcık kıyma verebilir misin? Tabii, kaç kişilik? 4 kişilik, 5 kişilik falan. 4 kişi, 5 kişilik. Tamam, 1 pound falan herhalde. Bir pound'u biraz geçer şöyle. Teşekkürler usta. Afiyet olsun. Kanat var mı? Kanat var abi. Biraz da kanat alalım. Mangalda kanat ve köfte yapacağız hafta sonu. Birazcık kanat alalım. Bunun için sosun var değil mi? Bunu soslayabileceğim. Hazır böyle pakette. Pakette soslarımız var abi. Teşekkürler Recep abi. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Ayağını bakalım. Hacı kolay gelsin. Ne kadar olmuştur şu an? Bir bakalım Alper. Bir bakalım. Hesaplama yapalım. Şöyle 8 dolardı. Diyelim. Şu ne kadardı? 12 6 18 22 4 daha 26. Şuna 1 dolar desek 27. Etler 27. Şöyle ortalama 50 35 36 desek şöyle 12 dolardı bu. 48. Biz hemen hemen 100 dolar olmuş. Şuna 1 dolar desek 49. Şöyle 59. 2 çay. 59. 60. 6 dolar daha 66. 3,5 daha 66. 70. 70 dolar civarındayız şu anda. Hı hı. Bu Türk değil, yabancı bir marka. Şurada çiftçinin dal dokuzuncu var. 3,99. Şurada Taşkın'ın Türk ekmeği. Fiyatı nerede bunun? Fiyatı yazmıyor ama herhalde 2-3 lira falan alıyorum. Zeytin de alalım. Zeytin alalım. İyi hatırlattın, evde zeytin yok. Burada Marmara Bilim'in açık zeytini var. Bir de öncü marka var. İkisinin de bir tadına bakayım önce. Bu güzel. Güzel ama sanırım öncü biraz daha iyi. İçecek alalım ya eve. İçecek var arka tarafta. Karışık alıyorum ya şundan. 2,29. Kayısı alayım bir tane de. Soda da alalım. Temizlik malzemesi alalım. Okay. Kolonya alıyorum. 3 birim. Sabun. Şöyle Hacı Şakir sabun var. Lavanta. 6 dolar. Bir tane ondan alayım banyo. Yaklaşık 80 dolarda falanız şu anda. 3-5 bir şey daha alırsak 100 dolar olacak. Turşu alayım. Şöyle Tukaş. Salatalık turşusu. 2,79. Biber de alalım. Biber de mi alayım? Hadi bir tane biber alalım. Köftenin yanında güzel olur. Bak. Biraz geçmiş olabiliriz. Ama olsun. Belki bir 10 dolar, 20 dolar geçmiş olabiliriz. Hay hayran.
Evet, $120 tuttu. Şöyle 140. Evet, şöyle. $120 tuttu. $100 birazcık geçtik. Ama olsun. Bayağı bir şey aldık. Gördüğünüz gibi araba doldu. Teşekkürler. Sağ olun. Bak bayağı bir şey aldık. Fiyatlar da iyi. Yani çok pahalı değil yani. Yani $20 geçtik ama arabayı tamamen doldurduk. Lazım olan her şeyi aldık. Fazla yeter. Dediğim gibi Türk ürünleri biraz daha pahalı. Türkiye'den geldiği için her şey. Ama ona rağmen yine de çok şey aldım. Özellikle gelip buraya Türk ürünlerinin tadını özleyenler için. Evet, zaten özellikle kahvaltılıklarda ben hep Türk peynir alıyorum. Zeytinli peynirdi. Bununkiler çünkü farklı oluyor. Yanmıyor. Çay özellikle. Alıştığımız kendi damak tadımıza uyan şeyler.